Yakında Üniversitesi'nden herkese iyi akşamlar değerli takipçilerimiz. Bu gece akşam saatlerinde Evde Kal Sohbette Kal etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Evlerimizden size merhaba diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz bu akşam. Evde Kal Sohbette Kal etkinliğinde kiminle sohbet edeceğiz derseniz takipçileri ve meraklıları biliyordur. Onu yakından tanıyordur zaten. Sosyal medyada çektiği fotoğraflar ve videolarla yüz binlerce kişiye ulaşan, aynı zamanda da fenomen haline gelen bir isim. Sevgili Ozan Sihay bizlerle birlikte olacak bu gece. Yakında Üniversitesi'nin Evde Kal, Sohbette Kal etkinliğinde. Yönetmen, senarist, fotoğraf sanatçısı ve grafiker. Katıldığı birçok festivalde başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirmenin yanı sıra kısa filmlerin altına da imzasını attığı sevgili Ozan Sihay. Tabii bunun yanında YouTube kanalında da, YouTube üzerinden de çekmiş olduğu videoları takipçileriyle paylaşıyor. Birçok ünlü isim ve başarılı şirkette reklam, tanıtım filmleri, müzik klipleri, kamu spot çekimleri yapıyor. Yani kısacası oldukça aktif ve nitelikli yönetmen bir arkadaşımız Ozan Sihay. İşte bu gece yolumuz kesişti onundan. Bakalım onun vizörünün arkasında neler var yönetmenliğe, filme, fotoğrafa dair, hayata dair. O zaman merhaba diyelim, hemen sohbete başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Bağlantımızı gerçekleştirelim, konuğumuza merhaba diyelim ve bu akşamki Evde Kal, Sohbette Kal etkinliğimize de başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bize her şey yolunda, çok şükür. Sizde nasıl gidiyor? İyi, bizde de güzel. İş güç, çalışmaca. Bir yandan Adana sıcakları çok fena. Adana'da yaşıyorum ben, bilmeyenler için. Gerçekten evet, gerçi sizin orası da çok farklı değil eminim ki. Şu ara bayağı bir sıcak çöktü artık. Bu sıcaklarda çalışmaya çalışıyoruz ama her şey yolunda. Yani bu korona pandemi sürecinden sonra tekrar bir şeyler rayına oturmaya başladı. Tekrar çalışmaya başladık. Eski yaşamımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Evet, alışık olmadığımız bir süreçti. Alışmaya çalışıyorken şimdi de eski adapte olmaya çalışıyoruz. Bakalım artık neler getirecek yaşam bize diyelim. Şimdi aynen. Tabii ki takipçilerimiz bizden de biliyoruz ama Ozan Sihay kendini nasıl anlatır? Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Bu arada çok güzel tanıttınız en başta. Teşekkür ediyorum. Şöyle bahsedeyim kendimden biraz. 82 Adana doğumluyum. Adana'da bütün öğrenim hayatımı geçirdim. İşte ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite, Çukurova Üniversitesi'nde okudum. Çok alakasız bir bölüm okudum. Jeoloji mühendisiyim aslında ben. Jeoloji mühendisliğini işte bitirdikten sonra, ama her zaman zaten çocukluğumdan beri fotoğraf merakım vardı. Fotoğraf ve sinema merakım vardı aslında. Küçükken zaten babam sayesinde çok fazla sinemaya gidiyordum, götürüyordu beni. Ailemde de böyle çok sinema sever var. O yüzden sık sık sinemaya giderdim ve filmlere karşı böyle büyük bir hayranlık oluşmaya başladı bende bir süre sonra. İşte izlediğim filmler hakkında not alıyordum. O zamanlar tabii internet yoktu. İşte kim oynamış, yönetmeni kim konusunu yazardım. Babamın böyle yazdığı bir defter vardı. Onları okurdum. Daha sonra bir daha izlerdim. O zaman VHS kasetler vardı. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? kasetlerden izlerdik. Daha sonra işte okul hayatım boyunca da zaten fotoğraf çekmeye devam ettim. İlk işte dijital makineler çıktığında böyle çok şimdikilerle kıyaslanamayacak derecede kötü makinelerdi tabii. Analog makineyle çok fazla içi dışı olamadım maalesef. Çok isterdim mesela. Böyle girip film banyo yapmayı, filmleri banyo etmeyi, onları böyle dokunarak, temas ederek fotoğraflarla iç içe olmayı çok isterdim. Fakat öyle bir şansım olmadı. Ben böyle daha çok dijitalle başladım diyebilirim aslında fotoğrafçılık hayatıma. Üniversitede de jeoloji mühendisliği okuduğum için çok fazla geziyorduk. Yani her hafta mesela başka şehirlere, evet, başka yerlere gidiyorduk. Ve dolayısıyla gittiğim yerlerde böyle sınıfın fotoğrafçısı olmuştum artık. Herkesin fotoğrafını çekiyordum. Manzara fotoğrafı, doğa fotoğrafı çekiyordum. Bizi bir fotoğraf çeksene. Aynen. Sürekli öyle oluyordu tabii ki. Ve tabii ki bundan keyif alıyordum. Bir yandan da yine çocukluğumdan beri bilgisayarla büyüdüm aslında. Bilgisayarla çok içli dışlıyım. Bu ikisini birleştirdim diyebilirim. Yani
Çektiğim fotoğrafları işte fotoğraf düzenleme programlarında, yani mesela şu anda Photoshop diyelim. Photoshop'ta işte düzenlemeye başladım ve o konuda kendimi yetiştirdim. Zaten yine tekrar söyleyeceğim. O zamanlar böyle internet şimdiki gibi her şeyi bulabileceğiniz bir ortam değildi. Ve kendiniz bir şeyleri öğrenmek zorundaydınız. Ya da bilen birilerinden destek almak zorundaydınız. Ben kendim kurcalaya kurcalaya öğrendim. Bu da bilgisayarla benim çok içli dışlı olmamla alakalı aslında, dediğim gibi. Daha sonra işte fotoğraf çektim. Kendim programlar konusunda yetiştirdim. Okulu bitirdikten sonra babamın bir reklam ajansı var. Reklam ajansında çalışmaya başladım. Babama yardımcı olmaya başladım. Orada da kendimi diğer bilgisayar programları konusunda işte geliştirdim. Grafik tasarım üzerine kendimi geliştirdim aslında bir nevi. İşte Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D Max, Cinema 4D gibi programlar kullanmaya başladım. Bir yandan Photoshop'u zaten sürekli geliştiriyordum. Ama bir yerde artık fotoğraf bana yetmemeye başladı ve kendime bir tane video kamera aldım. Böyle el kamerası aldım. Ve böyle sağa solu çekmeye başladım. Sokakları çekiyordum. Sonra insanları bir çekiyordum. Başladı. Evet. Daha sonra işte o videoları bir şekilde montajlamam gerekiyordu. Bunun için de Adobe Premiere kullanmaya başladım. Onu öğrendim. Evet. O öğrendiğim program sayesinde işte böyle küçük küçük videolar oluşturdum. Ve çok hoşuma gitti gerçekten bu. Daha sonra yine tekrar sinema merakımdan dolayı bilim kurgu filmlerini mesela ben çok severim açıkçası. Fantastik ve bilim kurgu. Orada görsel efektlere merak saldım. Onların nasıl yapıldığını çok fazla araştırdım, okudum, izledim. Ve görsel efekt konusunda kendimi yetiştirdim. İşte Adobe After Effects'i iyi derecede kullanıyorum şu anda ve videolara efekt veriyorum. Bu süreç içinde de işte yaklaşık 10 yıl önce şimdiki ortağım Tufan Şimşekcan'la birlikte Atom Film diye bir oluşumun içine girdik. Atom Film firmasını kurduk. Evet. Bir film yapım şirketimiz var şu anda. Yaklaşık 11 yıldır hatta. Kısa filmlerle başladık bu serüvene biz. Evet. İlk çektiğimiz kısa film işte İstanbul'da en iyi film ödülü almıştı. Daha sonra bir banka için çekmiştik. Orada üçüncü olmuştu. Sonra başka bir yere çektik. Böyle derece almaya başladık ve bu hem keyif aldığımız bir şeydi hem de derece almak çok mutlu ediyordu bize. O yolda ilerlemeye başladık. Daha sonra kısa filmler işte devam ederken bir yandan reklam ve tanıtım filmleri çekmeye başladık. Özellikle Adana'da ve İstanbul'da ve Adana çevresinde birçok firmanın reklam tanıtım filmini çektik ve hala çekmeye devam ediyoruz. Ve video işine bu kadar girmişken artık tabii klip çekimleri, reklam çekimleri, belgesel çekimleri birçok. Evet, artık böyle gitgide skala genişledi. Şu anda da önümüzde bir uzun metraj film var. Hatta bu pandemi dönemi olmasaydı, araya girmeseydi uzun metraj filmimizi belki de çekmiş olacaktık, bitirmiş olacaktık. Bakalım, seneye artık biraz erteledik. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Peki konu ne? Senaryosu ne? Biraz tüyo verebilir misiniz? Yoksa bekleyelim mi? Bizim Mevsimlik Yaşamlar diye bir belgeselimiz var. YouTube'da mevcut bu. Mevsimlik tarım işçilerini biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle işte bazı bölgelerde giderler. Orada bir süre yaşarlar. Göçebe hayat sürerler. Orada işte onların hayatına dair UNICEF'in bir işini yaptık aslında. Onlarla beraber Ankara'da sürdürdüğümüz yaklaşık 6 aylık bir projeydi. Bu 6 aylık proje boyunca donduk galiba. Bağlantıda bir sorun oldu. Evet, zaman zaman olabiliyor böyle internet sıkıntıları. Bağlantımızda sorun oldu. Sevgili Ozan Sihay'la sohbet ediyoruz bu gece YDK Sohbet Ekal Etkinliği'nde. Evet, geri geldi. Tamamız. Tamam, süper. Evet. Dediğim gibi bu belgesel çekim boyunca yaşadığımız ve gördüğümüz durumlar, olaylar, onların hayatına dair tanık olduğumuz şeyler vardı ve onlar üzerinden bir senaryo oluşturuldu. Şimdi o senaryo üzerinden bir uzun metraj film çekimi hazırlığındayız şu anda. Peki, o zaman biz de merakla bekliyoruz. Madem tabii sinemaya gittik, izlediğiniz son film nedir? Bilim kurgu seviyorum dediniz.
İzlediğim son film ya bu şeyde pandemi döneminde çok izledim aslında ama o süreç bittikten sonra inanılmaz yoğun çalışmaya başladım. O yüzden şu anda hiçbir şeye zamanım yok açıkçası. O yüzden çok bir şey izleyemiyorum maalesef. İzlemek istiyorum ama daha çok işte dizi izliyorum. En son Dark'ı şu anda izliyorum. Yeni sezonunu, üçüncü sezonunu. En son izlediğim film gerçekten hatırlamıyorum şu anda ya. Ama merakla bekledim. Mesela 2 hafta sonra vizyona girecek Christopher Nolan'ın Tenet filmi var. Onu büyük bir merakla bekliyorum. Peki. Şimdi o zaman yani sizin hikaye kısacası akar yolunu bulur misali böyle aileden gelerek sizi buralara kadar sürükledi o video ve fotoğraf tutkusu, sinema Evet, tutkusu. evet. Çok evet. Çok da güzel bir hikaye olmuş sizin ama ben hemen şunu sormak istiyorum. Fotoğrafa hepimiz zaman zaman ben de ve çevremdeki birçok insan resim diyoruz. Sizin buna tepkiniz nedir? Maalesef TDK da bunu resim olarak kabul etti ama ben onu kabul etmiyorum. Yani aslında İngilizcesinde de işte image hem fotoğraf hem resim olarak da kullanılıyor ama fotoğrafın zaten kökenine indiğinizde Yunanca iki kelimenin birleşimi foto ve graf ışıkla boyamak anlamına geliyor. Yani fotoğrafın temelini ışık oluşturuyor. Resim çok başka bir şey. Yani resim çizilerek yapılan bir şey. O yüzden böyle birisi dediğinde direkt böyle istemsizce uyarıyorum. Resim değil fotoğraf falan diyorum Evet, bizim hemen. var bir tane arkadaşımız. Kendisi de Evet, sağ olsun güzel fotoğraflar çeker. Her resim dediğimiz zaman resim ben de değil öyleyim. fotoğraf. Ben de öyleyim. Resim değil fotoğraf diye uyarır. Hani dolayısıyla sürekli karşılaştığımız ve aklımızda olan bir soru olduğu için sizin de tepkinizin ne olduğunu sormak istedim tabii. Evet, Peki sağ ol. fotoğraf çekmenin hayata dair güzellikleri görmemizi sağladığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle öyle. Yani bir kere ben fotoğraf çekmeye hani böyle eskiden de çok çekiyordum ama şimdi artık böyle hayatım fotoğraf oldu diyebilirim. Yani her şeye fotoğraf gözüyle bakıyorum ve eskiden mesela bir yeri gezerken sadece böyle önüme bakıp yürüyordum. Hani karşıma bakıyordum, işte sağa sola bakıyordum. Ama böyle artık şey arıyorum. Fotoğraf arıyorum. Fotoğraf, güzel fotoğraf karesi arıyorum. Ve bir yeri gezer, mesela atıyorum bir sokağa eskiden 10 dakikada geçiyorsam şu anda aynı sokağa 1 saatte geçiyorum. Çünkü her bir detaya bakmaya çalışıyorum. Sürekli kafam yukarıda işte. Evlerin balkonlarına bakıyorum. Yere bakıyorum. İşte penceredeki kediye bakıyorum. Her şeyi böyle algınız daha açılıyor bence fotoğraf çekmeye başladığınızda. Ve dolayısıyla dünyayı daha güzel görüyorsunuz diyebilirim. Ama şöyle de bir dezavantajı var. Sürekli fotoğraf makinesi ya da işte telefon elinizde fotoğraf çekiyorsunuz. Ve bazen de o anı yaşayamadığımı da düşünüyorum açıkçası. Yani böyle eve döndükten sonra ben ya böyle bir yerlerden geçmişim ama hani onların fotoğrafını çekmişim ama o anda atıyorum onun işte o doğanın kokusunu almamışım. Hani hiç fark etmemişim. Böyle sadece fotoğrafa odaklanmışım. Öyle bir dezavantajı da var açıkçası. Peki fotoğraf çekerken özellikle özenle seçtiğimiz ne bileyim bir konu var mı ya da şu alanda daha çok fotoğraf çekmeyi seviyorum dediğiniz neleri fotoğraflamayı seviyorsunuz daha çok? Neleri fotoğraf? Ya aslında her şeyi çekiyorum ben ama daha çok sanırım böyle doğa, manzara çekmeyi seviyorum. Bir de portre fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Modelli çekimler zaten çok fazla yapıyorum. Genelde hep arkadaşlarım oluyor zaten. Arkadaşlarımı çekiyorum. Onun dışında sosyal medya için zaten sadece sosyal medya için üretiyorum neredeyse fotoğraf. Hani fotoğrafı profesyonel iş olarak yaptığım asıl video benim. Fotoğraf çok nadiren oluyor. Videolarda da böyle farklı işler yapmayı seviyorum açıkçası. Yani kullandığım programları böyle köküne kadar kullanmak istiyorum. Sonra bütün özelliklerini kullanmak istiyorum. O yüzden böyle görsel efektli ya da işte izleyene böyle çok farklı gelecek, şaşırtacak videolar oluşturmaya çalışıyorum genel olarak. Tabii bazen böyle standart, duygusal, dramatik, özellikle müzik seçimi çok önemli. Müzik seçiminde çok dikkat ediyorum. Yani bir videoyu montajladıktan sonra atıyorum 1 saatte o videoyu tamamladıysam 1 saatte müzik seçmeye uğraşıyorum neredeyse. Çünkü müzik o videonun duygusunu tamamen size geçiren şey aslında. Evet. Peki böyle
Tesadüfen çektiğiniz bir fotoğraf var mı? Merak ediyorum. Yani aslında fotoğrafı çektikten sonra hani böyle odaklandığınız yerde farklı bir ayrıntıyı yakaladınız mı? Böyle hani tesadüfen adlandırdığınız. Yani güzel bir soru ama şu anda düşündüğümde öyle bir şey şu anda çok aklıma gelmedi ya. Bir kere saat fotoğrafı çekmiştim. Bir İstanbul metrosunda çekmiştim sanırım. Sonra işte şey oradaki saat 9'u 5 geçeyi gösteriyordu ama ben fark etmemişim. Geceydi. Böyle yorumlarda işte özellikle öyle çektiğimi falan söylediler. Benim de çok hoşuma gitti ama özellikle çekmedim. Çok güzel bir tesadüf olmuş dedim. Hani böyle şeyler oluyor bazen fark etmeden yaptığınız güzel detaylar ortaya çıkıyor. Tabii şimdi zaman içerisinde tecrübe de kazanıyorsunuz. Bakış açınız da değişiyor. İşte orada fotoğraflarken işte doğa olsun, insan olsun, ne bileyim ışık bile olsun. Muhtemelen herhalde bu geçen zaman süreç içerisinde sizin de fotoğrafa veya fotoğraf çekmeye dair bakış açınız da gelişmiştir. Size ne kattığını düşünüyorsunuz fotoğraf çekmenin ya da videoların, filmlerin, senaryoların? Eskiden DeviantArt diye bir site vardı. Şimdi yaşı bana yakın olanlar hatırlarlar. Bir tasarım ve fotoğraf paylaşım sitesiydi. Şimdinin biraz Pinterest'le biraz Instagram arası bir site. DeviantArt buluşmaları falan olurdu hatta böyle. Şimdi benim mesela geçenlerde hatta baktım orada profilim hala duruyor işte. Oraya işte çektiğim fotoğrafları ve yaptığım tasarımları paylaşıyormuşum. Paylaşıyordum daha doğrusu. Geçen bir girip bakayım dedim. Bir baktım ki ya bunları ben nasıl çekmişim dedim ya. Yani gerçekten ve o zaman da güzel geliyormuş bana. Ama özellikle mesela eski çektiğim fotoğrafları saklıyorum ki hani o kaydettiğim aşamayı görmek istiyorum çünkü. O çok hoşuma gidiyor. Çünkü her geçen gün üstüne bir şey katıyorsunuz. Her çektiğiniz fotoğrafta, her çektiğiniz videoda bir önceki yaptığınız işin eksikliklerini tamamlayarak o işi yapmaya devam ediyorsunuz. O yüzden fotoğraflarım ve videolarımda ben ne kadar iyi yapıyorum gibi gelse de bana şu anda bundan 5 yıl sonra şimdikiye baktığımda ya diyeceğim bunları ben nasıl yapmışım diyeceğim. O yüzden insan her zaman kendini geliştiriyor ya. Hiçbir zaman ben oldum demeyeceksiniz yani. Her zaman üstüne bir şeyler koymaya çalışacaksınız bence. Kesinlikle ama tabii şunu da sormak istiyorum. Şimdi elbette ki fotoğraf çekmenin bir takım kuralları, yöntemleri vardır. Mesela işte benim bildiğim kadarıyla işte kafa boşluğu, bakış yönü, altın ne oran. Bileyim, ne, ha, altın oran, evet o gibi. Belki bunları da öğrenmek gerekiyor ama fotoğrafçılık kurallara bağlı mı yapılması gerekiyor yoksa aslında herkesin kendi tarzını mı ortaya çıkarması gerekiyor? Bu harika bir soru. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bunu ben sürekli zaten verdiğimiz eğitimlerde de işte fotoğraf ve video üzerine, sinema üzerine eğitimler veriyoruz bir yandan biz de. Bence bir işi yaparken o işin bütün kurallarını bilmek lazım. Yani fotoğraf çekiyorken, fotoğraf çekiyorsanız, video da çekiyorsanız bu işin temelini, kurallarını iyi bilmek gerekiyor ve bence başlangıçta kurallara göre çekmek gerekiyor. Fakat bir süre sonra artık o kuralları aşmak gerekiyor ve kendi tarzınızı oluşturmanız lazım. Yani bazı kişilerde özellikle ya işte eski üstadlarda, fotoğrafçılarda vesaire bazı kurallar asla değişemez kanısındalar. Onlara göre tabii onlar da kendince haklı ama dünya düzeni de değişiyor. Yani şöyle eskiden mesela siz bir fotoğrafı çektiğinizde o fotoğrafı çerçeveletip işte duvara ya da sergide gösteriyordunuz. Gösterme durumunuz vardı. Ancak insanları toplu bir şekilde sergide ya da işte dergilerde gösteriyordunuz. Bunların boyutları vesaireleri genel olarak böyle belli var şeyler vardı. İşte dikse işte 50'ye 70, yataysa işte 30'a 40 gibi böyle atıyorum şu anda da. Belli ölçülere göre sergiler yapılıyordu. Hatta sergi salonlarının duvarları da ona göreydi. Ama sosyal medya ve internet sayesinde artık o kadar düzen değişti ki. Yani eskiden mesela ben bir videoyu dik çeken birisi, telefonla dik video çeken birisinin telefonu elinden alırdım böyle. O video öyle çekilmez. Yatay çevireceksin, telefonu öyle çekeceksin. Horizontal. Evet ama şu anda ben
profesyonel kamerayla bile kamerayı dik tutup çekiyorum. Yani çünkü biz sosyal medya için şu anda üretiyoruz. Yani insanlar %80 yaklaşık sosyal medyanın kullanımı telefondan, bilgisayarlardan değil. Bilgisayarlarımız hala yatay ekran ama o yüzden artık çok değişti. O yüzden de kurallar bozuldu. Yani o altın oranın kuralları bozuldu. İşte kafa boşluğu vesaire. Hani bunlar hala var ama bence çok uymak gerekmiyor. Hatta insanlar böyle yeni yeni akımlar denemeye başladı. Mesela atıyorum İngiliz, yeni İngiliz sinemasında ya da bazı yönetmenler işte kafa boşluğuna asla uymuyorlar mesela. Yani kafa boşluğunda işte bir yere bakarken baktığınız yer kadrajda daha geniş olması gerekiyorken bazı yeni akım sinemacılar kafayı tam köşeye sıkıştırıyorlar ve tam köşede bakmaması gereken yere bakıyor. Ama bunu da bilinçsiz yapmamak gerekiyor. Öyle bir durum da var. Eğer kuralları bozuyorsanız bir nedeni olmalı. Yani o kadrajda eğer o kuralı bozduysanız anlatmak istediğiniz şeyi anlatmak için yapmış olmanız gerekiyor. Sırf ben farklı bir şey yapayım diye yapmamanız gerekiyor. Evet, tabii şimdi siz de söylediniz, daha fazla sosyal medyada işte son yıllarda özellikle Instagram'da ve diğer sosyal medya araçlarında fotoğraf çekmek biraz galiba popüler hale geldi. Peki bu sosyal medya olmasaydı sizce fotoğrafçılığa bu kadar ilgi artar mıydı? Veya Instagram veya diğer sosyal medya platformları acaba şimdi Instagram fotoğraf paylaşım sitesi. İlk kullanıcılarıyla şu anki kullanıcıları arasında mesela fark var mı? Yani biraz değişti mi acaba kullanım amaçları? Çok değişti tabii ki. Ya Instagram ilk çıktığında hatırlıyorsanız sadece birebir oranında ve sadece fotoğraf paylaşılan bir platformdu. Yani kare fotoğraflar paylaşıyordu sadece Instagram'da. Daha sonra 15 saniye video getirdiler. 15 saniyelik videolar da paylaşmaya başladınız. Daha sonra ölçüyü değiştirdiler. Hem yatay fotoğraf paylaşabiliyordunuz ya da video ve dikey fotoğraf özelliği getirdiler. Daha sonra IGTV geldi. Tam ekran artık paylaşım yapabiliyoruz. Daha sonra IGTV eskiden dikken şimdi yatay çevirip YouTube gibi bastığınızda yatay ekranda izleyebiliyoruz. O yüzden Instagram gitgide kendini geliştiriyor. Aslında çok geliştiriyor değil, biraz çalıp çırpıyor Instagram. İşte WhatsApp'ın bir özelliğini alıyor. Snapchat'in başka bir özelliğini alıyor. Şimdi TikTok'un bazı özelliklerini alıyor. Böyle kendine entegre ediyor. Çünkü şu anda dünyada en çok kullanılan üçüncü platform diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Birinci Facebook. İkinci TikTok. Maalesef. Instagram onun altına düştü hatta. TikTok'un altına düştü şu anda. O yüzden TikTok'la şu anda rekabet halinde oldukları için kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Bir de artık insanlarda tüketim konusu farklı bir boyuta geldi. Mesela ilk çıktığında işte 15 saniyeydi. İzliyorduk videoları 15 saniye boyunca izliyorduk. Daha sonra bir dakikaya çıktığında ilk böyle bir dakika izlemeye başladık videolar ama artık bir süre sonra bir dakika hani bir şey izliyorsanız geçiyorsunuz artık. Yani izlemiyorsunuz. Çünkü hayat hızlaştı. Her şey daha hızlı hale geldi ve açıkçası insanlar da sanırım bizler de daha sabırsız ve sıkılgan bir hale geldik. Yani bir şeyi hemen görüp onu geçmek istiyoruz. Görüyoruz, geçiyoruz ve unutuyoruz. Maalesef böyle oldu. O yüzden Instagram'da mesela artık normal timeline'da görünen, akışta görünen fotoğraflar şeye göre, hikayeye göre çok çok daha az izlenme sayılarında artık. Hikayeler daha çok izleniyor. Çünkü orada niye? 24 saat kalıyor, geçiyor. Ve insanlarda da, bizlerde de, insanlar diyorum bizler, ben de öyleyim mesela. Merak ediyoruz. Kim ne yapıyor şu anda, nerede? Insandaki merak içgüdüsü de olduğu için Instagram bambaşka bir boyuta ulaştı. Ama YouTube mesela öyle değil. YouTube çok farklı bir yerde. YouTube hiç bitmeyecek bir şey gibi geliyor bana. Yani o da kendini değiştiriyor ama Instagram bir süre sonra bitecek. Bence Instagram'ı hiçbirimiz kullanmayacağız. Yani Facebook nasıl oldu? Hepimiz Facebook'taydık. Yerine başka bir şey gelecek herhalde. Gelecek. Hep böyle oldu. Yani şöyle eskiden mesela hemen kısaca aklıma gelenleri söyleyeyim. Benim zamanımda, gençliğimde internet ilk çıktığında Mirç vardı. MIRC vardı. Mirç bitti.
İşte ICQ geldi. ICQ bitti. MSN geldi. MSN hiç bitmeyecek gibi geliyordu. MSN bir anda kapandı. Hi-Fi vardı. Yonca vardı. Mesela Yonca ilk çıkan Facebook denebilir aslında. Böyle Facebook'a en çok benzeyen platformdu. Ve bunların hiçbiri bitmeyecek gibi geliyordu. Ama hepsi bitti. O yüzden Facebook da kullanımı çok düştü. Hani hepimiz Facebook'a bağlıyız bir yerde. Çünkü Instagram'da, WhatsApp'ta, Facebook işte Mark Zuckerberg'e ait. Ama Facebook kimse kullanmıyor. Yani işte anneler, babalar, teyzeler kullanıyor genel olarak şu anda. Onun kullanım jenerasyonu değişti onun. Evet, jenerasyon değişti. Instagram da öyle olacak. Yani bakın Instagram da tamamen öyle olacak. Ve dolayısıyla o da bitecek. Onun yerine başka bir şey alacak. Ama YouTube öyle değil. YouTube başka bir yer. YouTube çünkü bir sosyal medya platformu değil aslında. YouTube bir arama motoru. Çünkü biz bir şeyi Google'da aramaktansa ilk olarak ben mesela bir şeyi YouTube'da arıyorum. Atıyorum işte makarna nasıl yapılır? Hani sallıyorum. İşte bardağın kulbu kırıldı nasıl yapıştırırım? Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Yani en saçma, en alakası şeyi bile izleyerek görebiliyorsunuz. O yüzden YouTube'un yeri başka. Mesela Instagram IGTV ile işte YouTube'un yerini almaya, daha doğrusu rakip olmaya çalıştı ama olmadı. Olamaz zaten. Mümkün değil. O yüzden de YouTube'a bir geçiş akımı var. Yani herkes artık YouTube videosu, YouTube içerikleri üretmeye başladı. Herkes YouTuber olmak istiyor. Bir de YouTube'un şöyle bir şey var tabii ki. İlgi çeken kısmı para kazandırma olayı var. Ama evet, öyle de değil işte. yani sormak istiyorum açıkçası bunu da. Ne bileyim işte bir Instagram hesabı açayım, işte fotoğraf galerisi açayım, YouTuber olayım, işte para kazanayım diyenlere önerileriniz nelerdir? Ya da öneriden ziyade bu gerçekten bu iş gerçekten söylendiği gibi mi, çok para mı var yoksa ciddi bir iş? Şu arkamda gördünüz mesela YouTube 100 bin plaketim benim. 100 bin aboneden sonra YouTube tarafından yollanıyor. Ve bunu elde edebilmek için gerçekten çok çalıştım. Yani benim bir videoyu çekmem gerçekten yaklaşık neredeyse bir günümü alıyor. Çünkü ben çok özeniyorum. Hani izleyenler fark ediyordur belki. YouTube ama biraz da işim hani bu zaten. Yani işim video ve reklam, tanıtım filmi, kısa film olduğu için artık işte ışık kullanımı, kamera, lens, hani neyi nereye koyacağım, montajda ne yapacağım, bunların hepsi hızlı bir şekilde oluşturabiliyorum. Buna rağmen uzun sürüyor ama öyle düşünün. YouTube çok kolay geliyor insanlara. Asla kolay değil. Bir yerlere ulaşabilmeniz çok çok zor. Çok sabretmeniz lazım. Ben ilk mesela videomu koyduğumda yaklaşık 1,5-2 yıl önce böyle aylar boyunca 1000 izlenmeye falan gelmişti mesela işte birkaç ayda ve ben böyle cidden çok moralim bozuldu, hani bir daha da yapmam herhalde falan dedim. Sonra işte birkaç arkadaşım ya yap işte çok güzel falan dedi, hani bir şeyler öğrendik yaptığından dedi. Sonra bir tane daha yaptım, biraz daha bekledim, bir tane daha yaptım, böyle yavaş yavaş bir kitle oluşmaya başladı ve işte şu anda 126 bin abone ve gitgide artan bir sayı var bu. Ama bu da şeyle alakalı. Yapacağınız şeyi iyi seçmeniz lazım ve hedef kitlenizi iyi oluşturmanız lazım. Tabii benim yaptığım YouTube içeriklerindeki avantajım herkesi ilgilendiren şeyler yapmam sanırım. İşte herkesin cep telefonu var sonuçta ve ben de cep telefonu uygulamalarının nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Fotoğraf merakı işte demin de sizin dediğiniz gibi Instagram'dan ve sosyal medyadan dolayı herkes fotoğraf çekiyor artık. Bir de soranlar var zaten. Instagram'dan ne zaman para kazanmaya başlanılacak diye. Onu soranlar var bu arada. Evet, Instagram Ağustos ayında Amerika'da başlayacak buna. Ama herkese değil, sadece seçtiği bazı blog influencerlara bunu ilk olarak getirecek. Zaten Instagram her zaman genel olarak şunu yapıyor. İlk olarak bir deneme yapıyor. Bazı kişilere bazı özellikleri açıyor. Oradan gelen tepkilere göre bütün kullanıcılara yayıyor. Para kazanma olayı da öyle olacak. YouTube'un aynısı olacak aslında. YouTube IGTV üzerinden video attığınızda aralarda reklamlar çıkacak. O reklamların izlenmesine göre, reklamın çıkan türüne, cinsine göre siz para kazanacaksınız. Yani YouTube'dakiyle aynı mantık olacak. Ama Türkiye'ye gelmesine daha var sanırım onun. Henüz var.
Ve o da o kadar kolay olmayacak yani, onu da söyleyeyim. Evet, ama YouTube'un zaten iyi bir algoritması var. Çünkü zaten hedef kitleye çabuk ulaşıyor. Hedef kitleye çabuk ulaşıyor. Tabii sizin YouTube kanalınızda, video kanalınızda da yaptığınız yayınlar kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor. Hani biraz yaptıklarınıza dair, videoların işte izlenmesine dair neler söylemek istersiniz? Yani biraz bahseder misiniz bize YouTube üzerinden neler yaptığınıza dair? Evet, YouTube'da dediğim gibi mobil uygulamalar üzerine, genellikle fotoğraf ve video düzenleme üzerine uygulamaların detaylı anlatımını yapıyorum aslında. İşte atıyorum Snapseed, PicsArt, Lightroom, bunlar nasıl kullanılır detaylı olarak anlatıyorum. Onun dışında en çok işte kullandığım uygulamaları böyle bazı videolarda işte fotoğraf için şu uygulamaları tavsiye ederim, video için şu uygulamaları tavsiye ederim gibi videolarım oluyor. Bir yandan çok kanalımın içeriğine gitmese de aslında sonuçta ben bir sinemacıyım ve işte büyük bir sinema aşkı var çocukluktan beri içimde. O yüzden dizi ve film önerileri de ara ara yapıyorum YouTube kanalımda. Ve kullandığım bazı teknolojik aletleri, ekipmanları aldığım, kendi satın aldığım aletleri tanıtımlarını yapıyorum. Kutu açılışı yapıyorum. Kutu açılışları özellikle çok ilgi çekiyor. İşte kullandığım fotoğraf makinalarını, lensleri vesaireleri tanıtıyorum. Daha çok yani cep telefonu kullanıcısı, ki bu herkes, ve fotoğraf merakı, video merakı olanlar benim kanalıma daha çok abone oluyor gibi geliyor bana sanırım. Evet. Tabii şimdi video var, fotoğraf var. O kadar çok konuşacak şey var ki sizinle ilgili. Bir yandan da tabii süreye de bakıyorum. Süremizi de aşmayalım ama daha zamanımız var. Birkaç soru daha sorabiliriz. Peki sizi gerek dizi sinema sektörü olabilir, gerekse fotoğraf da olabilir. Kariyerinizde sizi etkileyen, ne bileyim, örnek aldığınız isimler var mı? Hani gerçekten işte başarılı, benim de ilham aldığım dediğim kişiler var mı? Var, tabii ki var. Özellikle sinema konusunda az önce de işte söyledim, hatta yeni filmi gelecek önümüzdeki iki hafta sonra. Christopher Nolan mesela büyük bir idol benim için. Christopher Nolan'ın bütün filmlerini, bütün hayatını işte inceledim ve gerçekten yaptığım işlerde de onun tarzını örnek almaya çalışıyorum. Ama şey, bu hani şey değil, fotoğrafta da videoda da bence artık her şey, zaten yapılmamış hiçbir şey kalmadı dünyada. O yüzden birilerine yapılan işleri örnek almak çok doğal ve normal, ama bunu şununla karıştırmamak gerekiyor. Alıp kopyalama değil. Yani bu çok yapılan bir şey çünkü. Özellikle sanatta çok fazla var. Resimde de var, fotoğrafta da var, filmde de var. Aynı şeyleri kopyalıyorlar. Bunu asla tabii ki tasvip etmiyorum. O yüzden böyle Christopher Nolan sinema konusundaki idolümdür. Fotoğraf ve videografer olarak da özellikle sosyal medyada son yıllarda çok ünlü olan YouTube'da Daniel Schiffer ve Peter McKinnon var. Sam Calder var. Özellikle bu işle ilgilenenlere mutlaka tavsiye ediyorum bu arada. YouTube kanallarını Sam Calder, Peter McKinnon, Daniel Schiffer, bunları takip etmelerini öneriyorum. Çünkü bu kişiler mesela gerçekten video ve fotoğraf konusunda yeni nesil fotoğrafçıların özellikle idolü olan ve yeni akımlar yaratan isimler. Ben de onları büyük bir merakla takip ediyorum aslında. Peki özellikle fotoğraflamak istediğiniz biri var mı, ya da bir şey? Şurayı çekmek istiyorum ya da şunu çekmek istiyorum. Yani özellikle var evet. Yani şey, İnşallah olacak. Kuzey taraf, ya yani İskandinavya'ya gidip Norveç'e özellikle kuzey ışıklarını görmeyi ve çekmeyi çok istiyorum. Evet, yani şu anda en çok istediğim şey o sanırım. İnşallah nasip olur diyelim. Peki, şimdi fotoğraf ve video bir tutku tabii, sinema var. Sizi bunlar kadar heyecanlandıran neler var, ya da var mıdır sizi bunlar kadar başka heyecanlandıran şeyler? Sanırım benim yani fotoğraf hayatım ya. Yani gerçekten
şu konuda ben şanslı hissediyorum kendimi. Hani bir laf vardır ya, sevdiğin şeyi yapıyorsan hiçbir zaman çalışmamışsın demektir. O yüzden ben sevdiğim şeyi, hobimi işe dönüştürdüm. Yani fotoğraf çekmek aslında benim hobim ama ya da video çekmek benim hobim. Ama hobimi evet. bir yandan keyif alarak yaparken bir yandan da o işten para kazanıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Herkese de umarım böyle bir hayatı olmasını nasip eder diyeyim, ne diyeyim. O yüzden fotoğraf ve bir videodan başka beni mutlu eden çok bir şey yok ya sanırım. Yani benim hayatım bununla geçiyor. Ve şu anda da işim dışı, zaten bunlar işim de. İşte YouTube, o da zaten videoya giriyor. Böyle büyük bir YouTube'a konsantre oldum ve hayatımın büyük bir kısmını da YouTube'da geçiriyorum diyebilirim. İçerik üretmekle ilgili. Hatta YouTube'la ilgili konuyu açmışken şunu da söyleyeyim. YouTube kanalı açmak isteyenler için. Mesela şunu çok soruyorlar bana. YouTube kanalı işte nasıl açılır, ne lazım, YouTube'a ne kadar zamanda bir içerik üretmek lazım gibi sorular çok geliyor. Bir kere çok profesyonel olmasanız bile cep telefonuyla bile çekerek, artık zaten cep telefonları çok iyi video çekiyorlar. Evet. O yüzden cep telefonuyla bile bu işe başlayabilirsiniz. Yani illa böyle çok pahalı kameralar, çok pahalı lensler, ışık sistemleri almanız ilk aşamada gerek yok. O yüzden telefonla çekerek başlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda amacınıza yönelik video kameralar ve lensler tercih edebilirsiniz. Bir de içerik üretmekle alakalı. YouTube'da da aslında şey var. Yani izledikten sonra onu unutabiliyor o kişi. O yüzden kendinizi unutturmamak adına içerikleri düzgün, yani aralıklarla üretmekte fayda var. İlk başladığınızda mesela haftada bir tavsiye ediyorum ben. Haftada bir mutlaka video atmak gerekiyor. Daha da ilerlediğinde haftada iki kesin video atmak lazım. Çünkü YouTube'da bir video izlenmeye başladıktan sonra 3 ya da 4. günde artık o dibe vuruyor ve hemen sizin destekleyici bir video daha atmanız gerekiyor. Yani sürekli aktif olmak ve üretmek gerekiyor. Sürekli aktif olmak lazım, evet. Evet, evet. Peki şimdi baktık Instagram'dan. bir paylaşım yapmışsınız bugün. Hayatı ilginç kılan hayallerin gerçekleşme ihtimali sözünü paylaşmışsınız. Evet. Bir paylaşım yapmışsınız bugün sosyal medyadan. Neler söyleyeceksiniz bu sözün üstüne? Neler söyleyeceğim? yani hayal etmekle alakalı aslında. Şöyle bir şey diyeyim ben. Bazen hatta hayal etmeyeceğiniz şeyler bile karşınıza çıkabiliyor. Kendimden şöyle örnek vermek istiyorum. O konudan hatta bahsetmedik az önce, sinemadan bahsetmişken. Ha tabii, evet. Sinemada evet, var. Evet. James Bond mesela Skyfall filminde ekibinde görev aldım. Mesela böyle bir şeyi hayal bile etmiyordum. Edemezdim. Yani ilk böyle kısa filmler çektiğimiz dönemlerde işte birkaç uzun metrajda, yerli uzun metrajda işte setlerde bulunduk vesaire. Ama bir anda Adana'ya James Bond filmi geldi mesela. Ve Adana'da da işte sinemayla alakalı biz varız, işte ben varım, Tufan var ortam, Mehmet Sarıcı var. Atom film akla geliyor ve bizi, evet. bize geldiler ve işte İngiltere'den, Hollywood'dan ekipler geldi. Biz onları gezdirdik, mekanlara götürdük ve böyle o anda ben gerçekten böyle rüyada gibi bir şeydim. Hani asla olmaz ya falan diyordum. Sonra filmi Adana'da çekmeye karar verdiler. İşte en önemli aksiyon evet. sahnelerini. Adana ve İstanbul ayağında. İman ilk Adana'da. Daha sonra bir anda geldiler. Biz görüşmeye gittik işte orada şeyle, yöneticilerle, filmin prodüksiyon ekibiyle vesaire. Ve reji olarak kendimi James Bond filminde buldum. Çok enteresandı. Yani elinizi sallasanız Oscar'lı bir ne değiyordu. Yani öyle bir ortamda, öyle bir sette. İşte Sam Mendes mesela, o da benim eskiden çok beğendiğim, hatta neredeyse idolüm olan yönetmenlerden biriydi. Amerikan Güzeli'nin yönetmeni, Oscar'lı bir yönetmen. Oscar'lı bir yönetmenle yan yana çalışma fırsatı yakaladım. İşte Daniel Craig'le böyle yan yana çalışma fırsatı yakaladım.
Bu müthiş bir deneyimdi. Adana ve İstanbul ayağında hepsinde görev aldım. Yaklaşık 4-5 ay boyunca sürdü çekimler. Mesela işte şeye demeye getiriyorum aslında. Hayal etmek gerekiyor ama bazen hiç ummadığınız şekilde ummadığınız fırsatlar karşınıza çıkıyor. Ben bir Hollywood filminde çalışacağımı hayal etmiyordum mesela. Öyle bir hayalim yoktu. Ama kendi içinde buldum. Daha sonra işte hatta oradakisi samimiyetle, işte yaptığımız işle, disiplinle başka filmlerde de görev aldık. Mesela geçen yılda işte İstanbul'da Charlie's Angels filmi çekildi. Orada da reji olarak görev aldım. Yani hayal etmek lazım. Ama dediğim gibi bazen ummadığınız fırsatlar da karşınıza çıkıyor böyle durumlarda. Evet, kesinlikle. Peki seyahatlerinizde ne bileyim çekimler esnasında başınızdan geçen bir anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Çekimler sırasında bir tane kısa film çekmiştik, Olay Yeri diye. 48 saat film yarışması diye dünya çapında bir yarışma var. Dünyada belli başlı ülkelerin belli başlı şehirlerinde yapılan bir yarışma bu. Yıllardır olan bir yarışma. İstanbul Ayağı da ilk işte bundan 6-7 yıl önce yapılmıştı. İstanbul Ayağı'nda yarışmanın olayı şu: 48 saat içinde bir çekiliş, kura çekiyorsunuz. Size bir konu çıkıyor. O konuyla alakalı bir kısa film. Senaryosunu yazacaksınız. Oyuncu mekanı bulacaksınız. Çekimi yapacaksınız. Montajı yapacaksınız. Sağlayacaksınız ve hepsini 48 saat içinde yapmanız lazım. Çok böyle insanları yaratıcılığa teşvik eden güzel bir yarışma. Hala da yapılıyor bu arada her yıl. Kısa filmle ilgilenenlerin bir göz atmasını tavsiye ederim. Orada bize polisiye çıkmıştı. Biz de İstanbul'dayız. İşte senaryoyu yazdık hemen kurayı çektikten sonra. Ertesi sabah da gidip alışveriş yapacağız. Kadıköy'den işte polisle alakalı ekipmanlar almamız lazım. İşte oyuncak tabanca aldık. İşte polis yeleği aldık. Polis kıyafeti aldık. İşte böyle dedektif şeyi askılı aldık filan. Sonra biz filmi çekeceğimiz mekana doğru gidiyoruz. Bizi polis çevirdi. Elimizde de poşetler var. Poşet kontrol yapıyor yani böyle normal yaya kontrolü yapıyor. Elimizdeki poşetlere falan baktı. Tabancalar çıkıyor. İşte polis kıyafetleri falan çıkıyor. Siz hayırdır ne yapıyorsunuz falan dedi böyle. Sonra böyle baya işte ikna etmeye Film çalıştık. Yani çekiyoruz bir film abi. çekeceğiz. Elimizde de bir şey yok çünkü cidden. Hani bir belge yok, bir şey yok. İnterneti açtık, gösterdik. Bakın böyle bir yarışma var falan. Sonra yarışmanın koordinatörünü aradık falan. Sonra ikna oldular tabii ki. Onlar da bize filmde kullanmamız için bir tane olay yeri şeridi verdiler. Sarı şeritler oluyor ya olay yerini çektikleri. Ve Evet. filmimizin adı da olay yeri oldu öyle. Filmin en sonunda olay yeri şeridini çekerek bitiriyoruz böyle. Güzel bir hikaye ve senaryo olmuş. Evet, aynen. Peki yönetmen olmanın güzel yanları ve zorlukları neler? Birazcık da bundan konuşalım. Yani yönetmenlik bir yandan da görüntü yönetmenliği de yapıyorum. Evet. Kendi şey, bizim filmlerimizin hepsinin yönetmenliğini Tufan'la birlikte ikimiz yapıyoruz. Görüntü yönetmenliğini de ben yapıyorum. Yönetebilmek aslında iyi organize olabilmek. Yani iyi bir organizasyoncuysanız, prodüksiyon kafanız varsa iyi bir yönetmen olabilirsiniz. Tabii ki sinemadan anlamamız gerekiyor. Bu ayrı bir parantez içinde. Zor bir şey. Yani zor kısımları nedir değil, çok zor bir şey. Çünkü hiçbir eksiğiniz olmaması lazım. Her şeyi planlı programlı yapıyor olmanız gerekiyor. Evet. Elinizde işte senaryonuz olacak, çekim senaryonuz olacak, storyboardunuz, bunlar olmak zorunda demiyorum ama olursa daha düzenli olur ve eksiksiz şekilde tam kafanıza yatan bir şekilde filminizi tamamlayabilirsiniz. İnsan ilişkilerinizin iyi olması lazım en başta. Çünkü oyuncularla, yardımcı oyuncularla, figürasyonla hepsiyle iletişim içinde oluyorsunuz. Set ekibiyle hepsiyle iletişim içinde oluyorsunuz. O yüzden ve bir de sabırlı birine olmanız gerekiyor. Sabır çok önemli bu konuda. Çünkü istenmeyen şeyler her zaman çıkıyor bir film setinde. Beklenmedik durumlar çıkıyor ve o durumları üstesinden sabırla gelmeniz gerekiyor. O yüzden Evet, çünkü yönetmenliğin kolay kısmı yok. Zor bir şey yani yönetmen olabilmek. Bu arada ben de kendime böyle
Şöyle yönetmen, böyle yönetmen demiyorum. Şimdiye kadar birçok kısa filmimiz var ama kendime tam olarak yönetmen diyebilmem için bir uzun metraj, şu bahsettiğim uzun metraj filmimizi Bir çekmemiz lazım. projeler Onu da bir söylemek tane istiyorum. uzun metraj film var zaten Evet. sırada değil mi? Gelecek Evet, projelerde. aynen. Hı. Peki böyle fotoğraf ne bileyim fotoğrafla ilgilenen veya video çekmek isteyen arkadaşlarımıza önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Yine şuradan bağlayayım. Az önce dedim ya, YouTube videosu çekmek istiyorsanız işte böyle çok profesyonel bir şeyler almanıza gerek yok. Mesela bana en çok yine gelen sorulardan bir tanesi şu: abi kamera alacağım, ne alayım? Bu çok yanlış bir soru bir kere. Çünkü 1.000 liraya da kamera alabilirsiniz, 100.000 liraya da kamera alabilirsiniz. Yani çok ucu açık bir şey bu. Öncelikle ne çekmek istiyorsunuz? Bunu belirlemeniz lazım kendinizde. Tarzınız ne sizin? Önce bunu belirlemek gerekiyor. Bunun için de kamera almayın. Cep telefonunuzla çekin. Cep telefonunuzla çekin. Portre çekin. Manzara çekin. Binaları çekin. İyi Hayvan bir çekin. başlangıç olur. Evet. Öncelikle bir şeyleri çekin ve o çektiğiniz şeylerden hangisine daha çok yöneliyorsunuz? Hangisi daha çok hoşunuza gidiyor? Hangisi daha çok içinize siniyor? O zaman işte kararınızı vereceksiniz. Manzara fotoğrafı çekeceğim ben diyorsanız eğer, ona göre mesela geniş açı lensli bir fotoğraf makinesi alacaksınız. İşte portre fotoğraf, alan derinliği fazla olsun, işte arkayı full yapayım diyorsanız ona göre bir makine ve ona göre bir lens alacaksınız. O yüzden bu çok fazla değişkenlik gösteriyor ve bütçe tabii ki çok önemli. Maalesef teknoloji çok hızlı gelişiyor ve sürekli yeni kameralar, yeni fotoğraf makineleri çıkıyor. O yüzden İyi seçmekte fayda var. Yani siz aldınız mı birkaç yıl götürmesi lazım. Ve dolayısıyla ben mesela şunu öneremiyorum. Abi 3.000 lira bütçem var diyor mesela. Hangi makineyi alayım diyor. 3.000 liraya makine var ama alma yani. Kesinlikle alma. Çünkü o alacağın 3.000 liralık makineyi bir sene sonra asla kullanamayacaksın. Hiçbir işine yaramayacak. O yüzden maalesef pahalı bir sektör. Özellikle sinema. Evet, bir tane muhtemelen fotoğrafla ilgilenen takipçimiz yazdı. Hemşirelik öğrencisiyim demiş. Ne gibi konseptler oluşturabilirim? Fikir istiyorlar. Ya bu fikri vermek çok zor. Ali Tanrı verdi. Bu fik yani aslında işte dediğim gibi kendi tarzını kendin oluşturman lazım. Şimdi hemşirelik öğrencisiyim de yani bununla alakalı nasıl bir öneri verebilirim bilmiyorum ama şimdi hemşirelik öğrencisiyim deyince hastane konseptli fotoğraflar çek diyebilirim sana belki ama öyle bir şey değil tabii ki, yaptığın işle alakalı bir şey değil. Az önceki söylediğim şey bu. Dene yani, bol bol denemek lazım. Telefonla çek, hayvan çek, portre çek, doğa çek, manzara çek, uzun pozlama yap, gece fotoğrafı çek, gün batımı çek. En çok hangisi hoşuna gidiyorsa onun üzerine yoğunlaş diyebilirim. Evet. Peki. Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz sohbetin. Tabii çok Evet. keyifli gidiyor. Ama Adanalısınız. Şimdi Ozan Sihay'ın vizöründen mi desek, kamera arkasından mı desek, nasıl sorsak, Adana sizin için ne ifade ediyor? Adana, şimdi beni bilenler biliyor. Ben Adana'dan başka bir yerde yaşayamam. Bunu hep diyorum. Ömür. Yok yani. Bir kere kebap var yani Adana'da. Adana kebabı Allah. diye bir şey. Zaten takip edenler biliyordur yemeği ne kadar sevdiğimi. Adana gerçekten bence, şimdi bunu çok abarttığımı düşünüyorlar bilmeyenler. Siz geldiniz mi Adana'ya? Mesela. geldim ama hatırlamıyorum, çocuktum. Anladım. Mesela ben şeyi çok seviyorum. Adana'ya yeni gelen, ilk defa gelen birisine gezdirmeyi o kadar seviyorum ki. Onu gezdirirken ona surat ifadesini izlemeyi çok seviyorum. Aa, Adana'da budan varmış, şudan varmış. Adana Böyle böyle bir miymiş? yer miymiş? Evet, o algıyı zaten kırmaya çalışıyorum ben kendi adıma ve Adana'daki birçok arkadaşım da. O kötü Adana algısı var maalesef, yıllardır süre gelen. O algıyı kırmaya çalışıyoruz. Adana yazın hariç maalesef tırnak içinde bence muazzam bir şehir gerçekten. Özellikle benim yaptığım için, yani fotoğraf ve sinema için çok çok iyi bir şehir. Şundan dolayı diyorum, bir kere en güneyde olduğumuz için neredeyse çok fazla ışık alıyor. Az önce konuşmamızın başında da demiştim ya, fotoğrafın kelime anlamı, kökeni ışıkla boyamaktı. Yani ışık fotoğraf ve sinema için çok değerli bir şey.
Ve Adana'da neredeyse kapalı hava çok az, birkaç ay, yılın birkaç ayı belki oluyor. O yüzden her an, yılın her zamanında istediğiniz fotoğrafı, kareleri çekme imkanınız var. Bir yandan mesela yarım saat içerisinde bir deniz sahnesi çekeceksem, gidiyorum Karataş'ta deniz sahnesini çekiyorum. Aynı gün içerisinde karlı bir sahne çekebiliyorum mesela. Aladağlara çıkıyorum ya da Fethiye'ye çıkıyorum. O yüzden çok büyük bir avantaj bu. Mesela bunu İstanbul'da asla yapamazsınız. Yani aynı gün içerisinde bir deniz sahnesi, bir de karlı bir sahne çekemezsiniz. Mümkün değil. Ama burada yapabiliriz. O yüzden de zaten sinema, özellikle Yeşilçam, Türk sineması Adana'dan doğmuş. Yılmaz Güney'den, Adana'dan, Adana Film Festivali, işte Altın Koza Film Festivali'yle buradan çıkmış. Birçok izlediğiniz film Zaten festivaller şehrine dönüşüyor aslında o da son yıllarda artık festivaller şehri adını aldı Adana. İşte Portakal Çiçeği Karnavalımız var. Film festivalimiz var, lezzet festivalimiz var, kebap şalgam festivalimiz var, birçok festival Adana. var. Neyse, birazdan canımız kebap falan çekecek. Aynen. Evet, çok güzel tabii. Evet, bu arada Evet. birçok şu an şöyle bir yorumlara bakıyordum da birçok arkadaşım da buradaymış. Ahu'ya, Cansu'ya özellikle selam söylüyorum. Koray abi, Evet, fotoğrafçı İzmir'den maalesef. selamlar. Sevgili Neonlusu da harika bir sayfası var. Onu da tavsiye ediyorum takip etmenizi. Birçok arkadaşım da burada. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, çok güzel. Peki, sohbetin sonunda neler söylemek istersiniz? Yani çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler de dinleyenler de keyif almıştır bu sohbetimizden. Yine böyle ilerleyen zamanlarda konuk olmayı da isterim açıkçası. Çünkü gayet keyif aldım. Güzel de Evet. sorular geldi. Çoğunu cevaplayamasak da güzel sorular da geldi. Özellikle sizin sorularınız da gerçekten çok güzeldi. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii biz de teşekkür ediyoruz bu zaman için, hem de bu keyifli ve samimi sohbet için. Tabii sizin yol biraz uzun ama keyifli bir yol. Ne de olsa teknoloji geliştikçe bu yolda sizin de ne bileyim ortaya farklı duraklar çıkıyor. Kendinizi ona göre uydurmak zorundasınız, öğrenmek zorundasınız. Ne bileyim, zaman geçtikçe yeni anlatım yöntemleri, teknolojiler ortaya çıktı. Filmlerde, ne bileyim, fotoğraf açıları da yönetmenlerde, biz de tabii değişiyoruz. Ama galiba sonuç olarak amaç iyi hikayeler anlatmak ve bunu yaparken de keyif almak. Siz de bunu çok güzel yapıyorsunuz. İnşallah Teşekkürler. yeniden ileride birlikte oluruz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Keyifli Teşekkür sohbet. ediyorum ben de. İyi Görüşmek üzere. çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, Sana size de. bekleriz. Bizde de İnşallah. meşhur Tamamdır. kebaplar Geleceğim bir gün mutlaka. var. Bizde de meşhur kebaplar var. İyi akşamlar Geleceğim. diliyoruz. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili Ozan Sihay yönetmen arkadaşımız bizimle birlikte oldu. Kendisine dair, hayata dair sohbet ettik. Çok keyifli, samimi bir sohbet oldu. Burada noktalayacağız. Yarın saat 17'de Evde Kal, Sohbete Kal etkinliğinde birlikte olacağız değerli takipçilerimiz. Şimdilik herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.